Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için 50 soru cevaplık genel kültür, güncel olaylar videosu hazırladım. İsterseniz e, sorularımızı incelemeye geçelim. Türkiye'de gerçekleştirilen ilk yüksek hızlı tren projesi hangisidir? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı Ankara Eskişehir olacak. Türkiye'nin en uzun sulama tüneli hangisidir? Arkadaşlar Türkiye'nin en uzun sulama tüneli Suruç tünelidir diyoruz. Türk sinemasının unutulmaz eseri olan Hababam Sınıfı hangi yazarın romanından sinemaya uyarlanmıştır? Bu sorumuzun cevabı ise Rıfat Ilgaz olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin 100. yıl kuruluşu dolayısıyla tableti üstünde 4 Temmuz 1776 tarihi yazılı olduğu, sağ elinde bir meşale, sol elinde ise bir hitabe tutan Özgürlük Anıtı hangi ülke tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne armağan edilmiştir? Sorumuzun cevabı Fransa olacak. Hicaz Yemen cephesinde bölgedeki Arap aşiretlerini silahlandırarak Osmanlı'ya karşı ayaklanmalarında yardımcı rol üstlenen Arapların Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanmasına neden olan Britanyalı arkeolog, asker ve diplomat kişi kimdir? Bahsettiğimiz bu kişi Thomas Edward Lawrence olacak arkadaşlar. Piri Reis çizdiği ilk dünya haritasını hangi Osmanlı padişahına sunmuştur? Yavuz Sultan Selim'e sunmuştur diyoruz. Türkiye'deki ilk tarihi romanın adı nedir? Arkadaşlar Türkiye'deki ilk tarihi romanın adı Cezmidir. Namık Kemal tarafından yazılmıştır. Kurtuluş Savaşı'nı doğrudan işleyen ilk roman hangisidir? Bu sorumuzun cevabı ise Ateşten Gömlek olacak. Arkadaşlar Made in Turkey yerine kullanılacak olan yeni slogan Turkey Discover Potential yani Türkiye gücünü ve potansiyelini keşfet diyoruz. Türkiye'nin Amerikan Bilim ve Sanat Akademisi'nin ilk ve tek Türk üyesi kimdir? Profesör Doktor Oktay Sinanoğludur. Arkadaşlar, Kuğu Gölü balesi İlyit Çaykovski tarafından bestelenmiştir. Tarihi ilim haline getiren ve sosyolojiyi kuran İslam düşünürü kimdir? İbni Haldun'dur diyeceğiz. Türkiye'de devlet sanatçısı unvanını alan ilk kişi kimdir? Arkadaşlar devlet sanatçısı unvanını alan ilk kişi Adnan Saygun'dur diyoruz. Modern felsefenin babası ve analitik geometrinin kurucusu kimdir? Hemen bakalım. Rene Descartes'tir. Nobel Barış Ödülünü alan en genç aktris kimdir? Malala Yusufzay'dır diyeceğiz. Bosna Savaşı'nda yıkılan ve daha sonra tekrar inşa edilip 2005 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınan köprünün adı nedir? Arkadaşlar bahsettiğimiz bu köprünün adı Mostar Köprüsü'dür diyoruz. Grammy ödüllerine ev sahipliği yapan ülke hangisidir? Amerika Birleşik Devletleri'dir. Avrupa Birliği aday ve üye devletlerinin yerine getirmesi gereken ekonomik ve siyasi yükümlülükleri ifade eden kararların alındığı zirvenin adı nedir? Bu sorumuzun cevabı ise Kopenhag olacak. Cumhurbaşkanlığı forsundaki güneş neyi temsil etmektedir? Arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı forsundaki güneş Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmektedir. Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldız neyi temsil etmektedir? Bu 16 yıldız ise tarihteki 16 büyük Türk İmparatorluğunu temsil etmektedir. Elhamra Sarayı hangi ülkededir? Elhamra Sarayı İspanya'dadır diyoruz. Ulusların Zenginliği kitabı ile ekonomi teorisinin gelişimine büyük katkıları olan bilim insanı kimdir? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Adam Smith'tir diyeceğiz. Dünyanın en tehlikeli kimyasal maddeleri sayılan kalıcı organik kirleticilerin kısıtlanmasını öngören antlaşma hangisidir? Bahsettiğimiz bu antlaşma Stockholm Sözleşmesi'dir arkadaşlar. Yapımında parlak ince mavi damarları olan beyaz mermer kullanılan Taş Mahal'in yapım aşamasında hangi mimar görev almıştır? Mimar İsmail Efendi görev almıştır. İlk Türk arkeoloğu ve çağdaş Türk müzeciliğinin kurucusu kimdir? Sorumuzun cevabı Osman Hamdi Bey'dir olacak. Kendi adına resim sergisi açan ilk Türk ressamın adı nedir? Şeker Ahmet Paşa'dır arkadaşlar. Şubat 2020'de UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi listesine adını yazdıran sipsi ustası kimdir? Halime Özkedir arkadaşlar. Burada bahsedilen sipsi ise ağaç dalından yapılmış düdüktür. 2020 Yeşil Avrupa başkenti seçilen şehir neresidir? Arkadaşlar 2020 Yeşil Avrupa başkenti seçilen şehir Portekiz'in başkenti olan Lizbon'dur. Ocak 2020'de Nijerya'da görülen virüsün adı nedir? Lassa ateşi'dir diyeceğiz arkadaşlar. 22 Ekim 2019 tarihinde milli park olmaktan çıkarılan Göreme Vadisi nerededir? İç Anadolu Bölgesi'nde Nevşehir ili sınırları içerisindedir. Türkiye'nin ilk antik DNA laboratuvarı nerede açılmıştır? Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde açılmıştır arkadaşlar. Kurulan laboratuvarda binlerce yıllık insan ve hayvan kalıntıları detaylı olarak incelenerek DNA'ları ortaya çıkarılacaktır. TÜİK verilerine göre 2019 yılında en fazla tütün üretimi yapan ilimiz hangisidir? Denizli'dir diyeceğiz. 2019 yılı 71. Emmy ödüllerinde drama dalında en iyi drama dizisi ödülünü alan dizinin adı nedir? Bu sorumuzun cevabı ise Game of Thrones olacak. Ocak 2020'de hayatını kaybeden Kabus Bin Said hangi ülkenin sultanıydı arkadaşlar? Sorumuzun cevabı Umman Sultanı olacak. 2019 yılında Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz kimdir? İrem Yaman'dır arkadaşlar. Koronavirüs danışma hattının numarası kaçtır? Alo 184'tür diyoruz. 2019 yılında ibadete açılan Cumhuriyet tarihinin en büyük camisinin adı nedir? Bu sorumuzun cevabı ise Çamlıca Camii olacak. Mayıs 2020'de DOKAP kapsamına dahil edilen illerimiz hangileridir? Amasya ve Çorum'dur diyeceğiz. 2020 yılı 250. doğum yılı olarak kutlanılacak olan dünyanın en popüler bestecisi kimdir? Bu sorumuzun cevabı ise Beethoven olacak. 2020 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanlığı'na kim seçilmiştir? Volkan Bozkır seçilmiştir arkadaşlar. 2020 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda F klavyede 0-12 yaş dünya şampiyonluğunu elde eden yarışmacımız kimdir? Bu sorumuzun cevabı ise Nisan Maya Tunçoğlu'dur olacak. 2019 yılında Paris'te çıkan yangında yanan katedralin adı nedir? Notre Dame Katedrali'dir arkadaşlar. Mayıs 2020'de açılan ismi Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilen adanın eski adı nedir? Yağsa adadır. 2020'de Kocaeli ilimizde keşfedilen endemik bitkinin adı nedir? Keltepe çiğdemidir arkadaşlar. Mayıs 2020'de Dünya Sağlık Örgütünden çekilen devlet hangisidir? Amerika Birleşik Devletleridir diyoruz. Mayıs 2020'de meydana gelen 90'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nerede gerçekleşmiştir? Bu kaza Pakistan'da gerçekleşmiştir diyeceğiz. Birleşmiş Milletler 2019 yılını uluslararası ne yılı ilan etmiştir arkadaşlar? Bu sorumuzun cevabı ise uluslararası periyodik tablo yılı ilan etmiştir olacak. 2020 yılında birer gün arayla yaşanan çığ felaketi hangi elimizde meydana gelmiştir? Bu çığ felaketi Van'da meydana gelmiştir diyoruz. 2021 yılı Avrupa Birliği dönem başkanlığını yapacak olan ülkeler hangileridir? Arkadaşlar ilk 6 ay Portekiz, son 6 ay ise Slovenya yapacak. 2021 yılında Interpol Genel Kurul Toplantısı nerede yapılacaktır? Türkiye'de yapılacaktır arkadaşlar. Türkiye Futbol Federasyonu 2019-2020 sezonunun adı nedir? Arkadaşlar 2019-2020 sezonunun adı Cemil Usta sezonudur. 2018-2019 sezonun ismi ise Lefter Küçük Andonyadis sezonudur diyeceğiz. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videolarımızın devamı gelecek. Kaçırmak istemiyorsanız bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.